Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Ramazan ayı tutulan son oruçla sona erdi. Tatlı bir heyecanla başlayan Ramazan yerini buruk bir bayram heyecanına bırakacak. Bu bayramda da sevdiklerimizden uzakta bir bayram kutlayacak olsak da gönüller bir olacak. Onlar telefonun diğer ucunda bizi bekliyor olacak. 11 ayın sultanı Ramazan'ı geride bıraktık. Ramazan ayında sofralarımız bereketlendi, aç kalmanın ne demek olduğunu daha iyi anlamış olduk. Ramazan ayıyla birlikte pişmanlıklar dile geldi. Kardeşlikler perçinleşti. Unutulanlar anımsandı ve daha birçok güzel haslet bu ayda yeşerdi. Ramazan'ın kendine has heyecan ve telaşları da vardı. İftar için hazırlıkların telaşı, iftar sonrasına yetişmek için eve varmanın telaşı, büyük bir sabırsızlıkla iftar saatini beklemenin heyecanı. Nasıl telaşlanmayalım ki? Oruçlunun iftar sevincinin Rabbine kavuşma sevinciyle eş tutulduğu anın yaşanması anıdır iftar vakti. Öyle buyurmuş alemlere rahmet Hazreti Muhammed. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Yemekler yenince akşam namazı, sonra gelsin çaylar. Böylece devam eden tatlı telaşlar bitti. Yapılan son iftarla aziz misafir gidiyor, hem de 11 ay gelmemek üzere. Hüzünle birlikte elveda demek zamanı geldi çattı. Ey mübarek Kur'an ayı, saimlere gufran ayı, müminlere ihsan ayı, şehri mübarek, elveda. Gündüzlerin rahmeti, gecelerin nimetiydi, aşıklara vuslat idi, şehri mübarek, elveda. İşte tüm bu güzelliklerin yaşandığı bolluk ve bereket ayı olan Ramazan, açılan iftarla sona erdi. Bu bayram buruk bir bayram da olsa farklı yaşayalım, bir olalım, birlikte olalım. Küskünlükleri, dargınlıkları ortadan kaldıralım. Sevdiklerimiz bize bir telefon kadar uzakta. Evde kalalım, bu bayramı bu defalık böyle yaşayalım. İyi bayramlar Elazığ. Elazığ'da bayram namazı 5.45'te kılınacak. Vatandaşların tedbirlere uyarak camilere gitmelerini belirten İl Müftüsü Selami Aydın, bayram namazında çocukları da görmek istediklerini söyledi. 11 ayın sultanı Ramazan tutulan son oruçlarla uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde bayram namazının kılınabileceğini açıkladı. Elazığ'da da 5.45'te bayram namazı kılınacak. İl Müftüsü Selami Aydın tüm camilerin bayram namazı için hazır olduğunu söyledi. Bizi bugünlere sağlıkla selametle kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramımız hepimize mübarek olsun. Yarın bayram. Tüm camilerimizde bayram namazını kılacağız Allah'ın izniyle. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın Allah nasip ederse ezan-ı Muhammedi saat 4'te okunacak. 4.30'da Allah nasip ederse sabah namazını kılacağız. Ve 5.45'de bayram namazını Allah nasip ederse birlikte inşallah kılacağız. Elazığlıların pandemi kurallarına riayet ederek camiye gelmelerini isteyen Müftü Aydın, çocukları da bayram namazında görmek istediklerini söyledi. Buraya gelirken kardeşlerimiz yanlarında seccadelerle gelmeleri, bir de gelirken çocuklarımızı da yanımıza alarak, onlara da güzel maskeler takarak çocuklarımızı da bu bayram namazına getirelim. Bayram namazını alıştıralım. Ayrıca Tarihi İzzet Paşa Camisi'nden program yapacağız ve bu programımız canlı olarak hem televizyonlar hem de radyo aracılığıyla bütün kardeşlerimize ulaştırılacak. İsteriz ki Elazığ'daki bütün kardeşlerimiz o saatte uyanık olsun. Camilerden getirilen tekbirlere, Allahu Ekber tekbirlerine kardeşlerimiz de iştirak etsinler ve hep birlikte okunan mukabelelerin dualarını birlikte yapalım ve Rabbimize dua edelim. Allah'ım bizi bu salgın hastalıklardan kurtar ya Rabbi.
bize hayırlısıyla sağlıklı, huzurlu günlere kavuştur, bayramlara kavuştur ya Rabbi diye dua edelim Rabbimize. Elazığ Valisi Erkay Yırık, Elazığlıların bayramını kutlayarak vatandaşların bayramda da tedbiri elden bırakmamalarını ve ziyaretler yapmalarını istedi. Elazığ Valisi Erkay Yırık, Elazığlıların bayramını kutlayarak bayram sürecinde de denetimlerin en yoğun şekliyle devam edeceğini söyledi. Vatandaşlarımız oruçlarını tuttular, ibadetlerini yaptılar. Kadir Gecesi idrak edildi geçtiğimiz günlerde. Allah vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin tüm yapmış olduğu ibadetleri, taatleri kabul etsin. Tabii pandemi sürecinde biraz daha farklı bir Ramazan haleti rüyesi yaşadık. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan inancımıza göre bu sayılı günler inşallah tüm bu vasfıyla, anlamıyla vatandaşlarımızla faydasını sunmuş olarak ayrılacak. Yarın itibariyle bayramın birinci günü. Bayram sürecinde devletimiz göndermiş olduğu genelgelerle gerek bayram sonrasındaki izinde olan vatandaşların dönüşleriyle birlikte trafik tedbirleri, kontrolleri en üst düzeyde alındı. Alınmaya devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla 29 Nisan'da başlayan bir tam kapanma süreci var idi. Bu süreç halen devam ediyor. Bayram sonunda inşallah 17 Mayıs saat 05 itibariyle de inşallah bu süreç sona erecek ve yavaş yavaş kısmi bir şekilde rahatlamaya doğru ülkemiz gidecek. Tam kapanma sürecinde esnafın ve vatandaşların gereken özveriyi gösterdiğini belirten Vali Yırık, Elazığ'da vaka sayılarında düşüş olmasının vatandaşlarımızı rahatlığa düşürmemesi gerektiğini kaydetti. Pandemi sürecince gerek esnaflarımız olsun, gerek vatandaşlarımız olsun, yani herkes kendine düşen bir miktar payı almış oldu bu süreçten. Devletimiz insanlarımızın pandemiden minimum zarar görmesini istiyor, hiç zarar görmesini istiyor. Bunun için de bu tedbirleri alıyor. Bu tedbirlerin hepsi bizlerin bu rahatsızdan, bulaş riskinden minimum şekilde etkilenerek herhangi bir zarar görmememiz amacını, anlamını taşıyor. İnşallah bu anlamda sonuçları da vermiş olacak. Vaka sayılarımız tam kapanma sürecinde 300'ün üzerindeydi ama bugün itibariyle artık 100'lerin altına düşmüş olduk. İnşallah daha da azalacaktır. Ama yani azalıyor, işte vaka sayısı düşüyor ya da işte virüs mutasyona uğradı, daha farklı bir etki gösteriyor gibi düşüncelerle bu rahatlığı kazanmadan tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü bulaşıcı rahatsızlık olduğu için bazen birden 10 oluyor, ondan 100'e dönüşüyor. Vatandaşımızın bu bilinçle hareket etmesi lazım. Yani bir yılı aşkındır bir bedel ödüyor tüm dünya. Ülkemiz de aynı şekilde. Yani bu bedeli ödemişken bundan geriye gitmeyelim istiyoruz. Hastanelerin doluluk oranı ile ilgili de bilgi veren Vali Yırık, kontrollü sosyal hayatın devam etmesi gerektiğini söyledi. Evet, hastanelerimizde yani yoğun bakım doluluk oranımız yüksek değil. Yani %50'lerin altında. Dolayısıyla ağır hasta sayımız çok fazla düne göre, evvelki güne göre, geçmişe göre fazla değil. Yani gittikçe azalıyor. Bu da bizim kazancımız. Ama dediğim gibi bu bir dinamik süreç. Bu süreci devam ettirmek gerekiyor. Yani sürdürülebilir kılmak gerekiyor. İşte sayılar düşmüş diye düşünerek, tüm tedbirleri bertaraf ederek, yine toplu iftarlar ya da işte toplu bilmem buluşmalar, düğünler, kınalar benzeri şeyleri de yapmamak gerekiyor. Yani kontrollü sosyal hayat dediğimiz, eğer bir şeyi gitmeden yapabiliyorsanız gitmeyeceksiniz. Bir şeyi buluşmadan halledebiliyorsanız buluşmayacaksınız. Sonuçta herkes kendini bulaşlı gibi hissederek, yani salgın hastalığı varmış, virüs varmış gibi hissederek davranırsa başarılı oluruz diye düşünüyoruz. Arefe günü ve öncesinde şehir merkezindeki insan yoğunluğu ile ilgili konuşan Vali Yırık, buruk bir bayram geçirirken normal günler yaşıyormuş gibi davranmanın anlamsız olduğunu ifade etti. Herkesin bu süreçte aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Yani bir belgeye sahip olmak, bir rahatlığa muktedir olmak, mutlaka dışarıda olmanızı, mutlaka hareket halinde bulunmanızı gerektirmiyor. Ben ilim valisi olarak
istediğim an, istediğim saat her yere gidebilir miyim? Gidebilirim. Ama ben dahi rutin günlük sporumu, diğer aktivitelerimi kısıtlamışken vatandaşımızın da aynı şekilde davranması gerekiyor. Bahsettiğiniz Arefe öncesinde bayram alışveriş yoğunluğundan söz ettiniz. Doğrudur. Yani şimdi buruk bir bayram geçirirken bilmem işte eski normal günlerdeymişiz gibi davranmanın, hareket etmenin hiçbir anlamı yok, ihtiyacı yok. Öyle bir zorunluluk da yok aslında. Yani varsın ömür hayatımızda, bir günümüzde, bir bayramımızda böyle geçsin. Ne olacak? Yani biz buna katlanmamız gerekiyor ki daha kötüsünü, daha acısını yaşamayalım. Yani kim isterdi ki tam kapanma olsun, insanlar bu şekilde kısıtlansın? Bunu hiçbirimiz istemiyoruz ama normal yaşam içerisinde bazen ufak tefek kısıtlamalar bile zorumuza gidiyor işin doğrusu. Oysa o kısıtlamalar daha kötüleri yaşanmasın diye alınan kararlardır. Yani ben gerçekten hemşehrilerimizden, Elazığ'da vatandaşlardan memnunum. Temizlik, maske, mesafe konusunda azami bir şekilde riayet ettiler, ediyorlar. Ama biraz daha gayret diyoruz, biraz daha sabır diyoruz. Bu süreci böyle atlatalım ki yani tamamen kurtulalım inşallah. Sevgili seyirciler, her bayram arefesinde ziyaretçileriyle dolup taşan mezarlıklara bu bayram sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ziyaretçi kabul edilmedi. Kabir ziyaretlerinin yasak olması nedeniyle Elazığ Belediyesi tarafından kabristanlarda Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Ülke genelinde 29 Nisan tarihinden itibaren başlayan 17 günlük tam kapanma döneminde uygulanan kısıtlama tedbirleri sürüyor. Tedbirler çerçevesinde vatandaşlar bu bayram ve Arefe gününde kabir ziyaretlerini gerçekleştiremiyor. Her bayram ve arefesinde büyük bir hareketliliğin yaşandığı mezarlık alanları bu yıl kısıtlama nedeniyle yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Her bayram arefesinde yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri şüphesiz mezarlıklardı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma nedeniyle bu bayram arefesinde dualar uzaktan yapıldı. Mezarlık ziyaretleri ise gerçekleşmedi. Elazığ Belediyesi de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram öncesi kabir ziyareti gerçekleştiremeyen vatandaşlar için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Belediye tarafından Arefe gününde özel ekipler oluşturularak Harput ve Asri mezarlık alanlarında Kur'an-ı Kerim okutuldu, dualar edildi. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bu bayram yaşanan salgın nedeniyle maalesef kültürümüzde önemli bir yer tutan kabir ziyaretlerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bu durum biliyorum ki hepimizin yüreğinde burukluk oluşturuyor. Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu burukluğunu bir nebze de olsa gidermek adına hocalarımız tarafından Harput ve Asri mezarlık alanlarında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Birlik, beraberlik içerisinde tedbirlere uyarak bu salgın sürecini geride bırakarak özlemini duyduğumuz güzel günlere kavuşacağız. Tüm hemşehrilerimin Ramazan bayramını kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum dedi. İl yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri pandemi gölgesinde geçecek olan Elazığlıların Ramazan bayramını kutlarken vatandaşları da bayram ziyareti yapmamaları noktasında uyardı. Elazığlıların bayramını kutlayan il yöneticileri ve STK temsilcileri vatandaşları bayram ziyareti yapmamaları noktasında uyardı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, öncelikle pandemi tedbirleri çerçevesinde bu bayramı da sevdiklerimizden ayrı geçirecek olmanın hüznü içerisindeyiz. İnanıyorum ki alınan tedbirlere uyarak bu zorlu günleri de geride bırakacak ve nice güzel bayramlara kavuşacağız dedi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Ramazan bayramına ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ancak son 2 yıldır pandemi nedeniyle bayramlarımızı birbirimize sarılarak geçiremiyoruz. Bu bayramı da hepimizin sağlığı için evimizde geçirmek durumundayız ifadelerini kullandı.
AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle bayram ziyaretlerini gerçekleştirememenin, sevdiklerimizle bayramlaşıp büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpememenin burukluğu içerisinde idrak edeceğiz, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, son iki yıldır tüm insanlığı kuşatan COVID-19 salgını dolayısıyla kontrollü bir yaşam sürmekte ve mutlu günlerimizi sevdiklerimizden ayrı olarak kutlamaktayız. İçimizi burkan bu tablonun bu bayram günlerinde tüm güçlükleri el birliğiyle atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Sarılıp kucaklaşamadığımız, çocukların kapımızı çalamadığı son bayram olması dileğiyle, ifadelerini kullandı. İYİ Parti Kadın Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mesude Cömert, milli ve manevi duygularımızın şaha kalktığı bir bayramla buluşmanın buruk bir mutluluğu içindeyiz. Elazığlı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bu günlerde Yüce Rabbim'den huzur ve sıhhat niyaz ediyor, mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum ifadelerine yer verdi. Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, bütün dünyayı adeta esaret altına alan salgın hastalık nedeniyle hayatımızda önemli bir yere sahip olan bu tür gün ve geceleri coşkulu bir şekilde kutlayamayacağız. İçinden geçtiğimiz bu salgın sürecinde zor da olsa sabrederek evlerimizde kalacağız, yakın temastan kaçınarak sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edeceğiz, dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arsan, dünyayı etkisi altına alan salgından dolayı son iki yıl farklı bir Ramazan ayı ve bayram yaşıyoruz. Salgın nedeniyle geleneksel Ramazan iftarlarımızı düzenleyemesek de, kurduğumuz iftar sofralarında buluşamasak da, yan yana olamasak da gönül gönüle vererek Ramazan ayının maneviyatını doyasıya yaşadık ifadelerini kullandı. Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da 11 ayın sultanı olan ve aynı zamanda rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak nitelendirilen Ramazan ayından sonra bir Ramazan bayramına daha kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşarken, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan bayramını COVID-19 salgınının etkisi altında geçiriyoruz, dedi. Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, salgın sebebiyle mesafeli olsak da terbiye edilmiş iradeyle nefsimizin doymak bilmeyen istek ve arzularının sınırlandığı Ramazan'ın eğiten, onaran, şifa veren etkisiyle benliğimiz inşa, ruhumuz ihya oldu. Sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, barışma günleri demek olan bayramın İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, hayır getirmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri konulu genelgesi doğrultusunda şehitliklerin kapıları şehit yakınlarına açıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri konulu genelgesiyle şehit yakınları Arefe gününde şehitlikleri ziyarete gelebildi. Şehit yakınları Arefe gününde ve Ramazan bayramının birinci gününde kabir ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak ve belirtilen günler doğrultusunda diledikleri zaman şehitlikleri ziyarete gelebilecek. Arefe gününde valilik, kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım onarım çalışmaları ile temizlik işleri yapılarak mezarlıkların kapıları ziyaretçilere açıldı. İlgili görevliler tarafından mezarlık temizlikleri yapıldı, kabirlere çiçekler bırakıldı. Şehitlik kabristanı hem Arefe günü için hem de Ramazan bayramının birinci günü için ziyaretçilerine kapılarını açtı. Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik, kaymakamlıklar tarafından İl ilçe müftülükleriyle görevlendirilen kişiler şehitlik kabristanında şehit yakınlarının rızası doğrultusunda dua edip Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit yakınlarının kabristanını ziyaret etmek isteyen aileler Ramazan bayramının birinci gününde de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sevgili seyirciler, Elazığ valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, şehit binbaşı Zafer Kılıç'ın ailesiyle bir araya geldi. Elazığ valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, 2008 yılında Kuzey Irak'a düzenlenen Güneş Harekatı'nda terör örgütü mensuplarınca havan atışı yapılması sonucunda şehit olan binbaşı Zafer Kılıç'ın Elazığ'daki ailesini ziyaret etti.
Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah ayağına başlasın. İyiyiz elhamdülillah. Bizlere bu Ramazan'ın son günlerinde teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Umurlarınızı bize. Estağfurullah. O onur bize ait. Allah'a emanet olun. Binbaşımızın şehidimizin ailesiniz. Şehidimize bize değer verin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Şehidimiz bu ülkenin bütünlüğü vazgeçti. Ezan okun. Allah sizleri Mekke cennetinde buluştursun. Amin. Allah sabrımızı, Allah bizi layık eder kendisine. Amin. Sabrımız artar. Allah sabrınızı bol versin. Başkalarına feder vermesin. Bayramın Alife ve birinci gününde tüm sokağa çıkmak istemesine muaf. Kabristan ziyaret yapabiliyorsunuz. İstediğiniz saatte. Eğer kabristana gidebilecek aracınız yoksa tedarik edin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya bakanlarımız, evet. Cumhurbaşkanımız. Şerefe o bayram günü mü? Alife ve bayramın birinci günü. Hem Alife hem de bayramın birinci günü. İstediğiniz gibi şehitlerimizin kabristanını ziyaret ediyorsunuz. Şehidim Ankara'da. Osman Paşa'mızın yanında. Osman Paşa'mızın yanında. Tebeci şehit bir günü. Öyle mi? He. Osman Paşa bizi yaktı. Bizi yaktı, evet. İkinci bir zaferimi kaybettim. Yine Allah için 5 ay. Burada iftar yapan Vali Yırık ve eşi Ayşe Yırık, şehit ailesiyle sohbet etti. Ben senin kolun kanadın kıralım. Kolun kanadın kıralım. Senin zaferin. Beterim beter valla. Sabrımız var. Burada niceleri var. Niceleri var. Bak şimdi. Acı ortak. Evet. Şerivan teyze. Ya bu acı sen zannetmek istedin acı. Bu acı seni 10 yapıyorsa bizi de belki 5 yapıyor. Evlat benim şehit sizin yavrum. Tabii. Siz evlat benim şehit yavrum. Zafer Binbaşımız şehadetine kadar sizin evladınızdı. Evet. Şimdi nasıl? Şimdi milletin, tüm milletin, ülkenin evladı. Yani bu mücadelenin, bu toprakların, bu aziz milletin elinden alınıp Allah bilir kimlere peşkeş çekilme şeyleri var, hikayesi var ama Allah buna müsaade etmeyecek. İnşallah. Allah buna müsaade etmeyecek. Çünkü biz bedel ödüyoruz. Bakın siz bir bedel ödemişsiniz. Şehit binbaşı Zafer Kılıç'ın ailesi kendilerini yalnız bırakmayan Vali Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ataşehir, İmam Efendi Bulvarı, Hicret Mahallesi, Güney Çevre yolunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi için 7/24 görevimizin başında olacağız dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte şehir genelinde devam eden belediye çalışmalarına ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Aşağı baksana. Bu kapsamda Ataşehir İmam Efendi Bulvarı, Hicret Mahallesi Güney Çevre Yolu bağlantısını sağlayan ve 1 kilometrelik kısmı tamamlanarak hizmete sunulan 35 metre genişliğinde 2,5 kilometre uzunluğundaki 8 şeritli yol çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Şerifoğulları çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Temel alt serim işlemlerinin büyük oranda tamamlandığını, yol çalışmalarının süratle devam ettiğini belirten Başkan Şerifoğulları, yeni bulvarın şehir içi trafik akış hızı ve konforuna önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydetti. Elazığ Belediyesi olarak tam kapanma kurallarının uygulandığı şu günlerde tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını vurgulayan Başkan Şerifoğulları, vatandaşlarımızın rahat ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ulaşımdan temizliğe bütün çalışmaların eksiksiz bir şekilde ilerlemesi için bizler 7/24 görevimizin başında hemşehrilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz dedi. Önceki yıllarda hınca hınç dolu olan kapalı çarşıda tam kapanma nedeniyle o eski günler arandı. Eskiden iğne atsan yere düşmeyen kapalı çarşıda bu bayram hüzün vardı. Esnaf olarak işletmesini açamayan binlerce abimiz, binlerce büyüğümüz var, bunu biliyoruz. Onlar hiç kepengini açmadan evlerinde oturuyorlarsa bizim iyi veya kötü dememiz etik olmaz. Yani tabii bu Covid'den dolayı yani biz kapalık zaten, yani öyle sürekli güzel bir işlerimiz yoktu. Şu anda yani çok iyi değil tabii. Ama hastalık bitsin inşallah, daha iyi olur önümüzdeki yıllarda inşallah. Daha öyle iki bayramlarda daha iyi olacağını bekliyoruz inşallah. Yani bunun tek çaresi de aşı inşallah. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Aşı olsunlar ki bu hastalık bitsin. Yoksa bitmez kolay kolay yani.
Çarşıya yakın olan mahallelerden gelen vatandaşları ağırlayan kapalı çarşıda nerede o eski günler denildi. Nerede o eski günler? 35 senelik esnafız burada. Böyle bir bayram arifesi hiç yaşamadık şimdiye kadar. Tabii bunların da çok büyük etkisi var tabii ki. Bu hastalığın çok büyük etkisi var. Kapanmanın çok büyük etkisi var. Dükkanınızı açın diyorlar ama bir taraftan da sokağa çıkma yasağı var. Nasıl bir işte onu bilmiyoruz. Yani hiçbir kapanma yokmuş gibi herkes devam ediyor hayatına. Ya tabii ki herkes uysa daha güzel olacak. Her şey güllük gülistanlık olacak, güzel olacak ama zaten esnafın zaten kapalı çarşıdaki esnafların genellikle işleri geçen seneden bu yana, depremden bu yana yaşadık. Nasıl yaşadık? Geçen sene Ramazan bayramını yapamadık. Ramazan'da zaten 45 gün dükkanımız kapalıydı. Geçen seneden bu zamana yansıyan. Kahvesinden şekerine, kadayıfından cevizine ne ararsanız bulacağınız çarşıda tek temenni salgının sona ermesi. Efendim biliyorsunuz Ramazan arifesindeyiz. Evet. Normalde kapalı çarşıda bu dönemde inatsanız yere düşmezdi. Bu bayram nasıl? Özellikle siz tatlıcılarda. Evet yani şimdi sizin dediğiniz gibi yani bundan 2-3 sene öncesine kadar kapalı çarşıda bugünlerde özellikle Ramazan ayında iğne atsanız yere düşmezdi. Yoğunluktan, kalabalık buradan insan geçemezdi. Ama bu 2 senedir geçen yıldan beri yaşadığımız bu üzüncü olay, bu pandemi ne yazık ki dünyayı etkilediği gibi her bizim kapalı çarşı mesela Ramazan ayı yoğunluğun yaşandığı Elazığ'da yoğunluğun yaşandığı en büyük çarşılardan biri. Gıda maddesi olsun, tatlı olsun, şeker olsun. Yani bu pandemiden dolayı 2 senedir yani 2 yıl olarak esnaf olarak mağdur olmuşuz. Kapalı çarşıda bak görüyorsunuz insan yok. Müşteri yok. Yani geçen 2 sene öncesine kadar burada yani bu saatlerde belki bu röportajı bile sizinle yapamazdım yani. Mesela dedim 2-3 sene önceki veterinere bakıldığı zaman kapalı çarşı gerçekten de inlasan yere düşmezdi. Örneğin diyelim kapalı çarşıda 80 veya 90 esnaf varsa 90 tezgahında da bayram şekeri bulunurdu. Şu anda tek tük bayram şekeri bulunabilir. Tezgahlar rengarenk olurdu. Burada çoluk, çocuk, büyük, küçük, herkes, 7'den 70'e tüm insanlar buradaydı. Burada gerçekten bayram şenliği yaşanıyordu. Böyle sessiz kalması nasıl bir duygu, neler hissettiriyor sizlere? Şu anda işte pandemi, pandemindeki sebepte işte baba evlattan kaçıyor, evlat babadan kaçıyor. Bu duruma geldik şu anda. Önceki yıl bayram öncesi esnafın tezgahlarını rengarenk şekerlerle süslediği kapalı çarşıda bu yıl ne esnafın yüzü güldü ne de tezgahlar rengarenk şekerlerle süslendi. Sevgili seyirciler, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Ramazan bayramında sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı. Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de Ramazan bayramında hava sıcaklığının 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, bayramın son gününde ise 34-35 dereceyi göreceğini bildirdi. Meteoroloji uzmanı Yunus Öztürk, bayramda havanın açık olduğunu ve herhangi bir yağış beklenmediğini söyledi. Yapılan son değerlendirmelere göre Ramazan bayramı boyunca havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği, sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi, rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif, orta ve zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi tahmin edilmektedir. Tahmin taslamda da görüldüğü gibi önümüzdeki haftaya kadar herhangi bir yağış beklenmemektedir. Bayram denilince akla ilk gelen tabii ki tatlı. Her bayram öncesi dolup taşan tatlıcılar bu bayram arifesinde kısıtlama nedeniyle durgunluk yaşadı. Bu bayram pandemi ve kısıtlama gölgesinde geçince tatlıya olan ilgi de eski günlerini arattı. Bayram geleneğimiz, tatlıdan vazgeçmiyoruz. Yani teşekkür ederim. Hangisini alacaksınız? Fiyatları sordunuz mu? Fiyatları sordum işte 50 milyondan aşağı bir şey de yok herhalde zannedersem. Baklava veya kadayıf almayı düşünüyorum. Cevizlisi, fıstıklısı, bademlisi. Tercihiniz ister baklava olsun ister kadayıf, her bütçeye uygun tatlılar sizi bekliyor. Bu yıl Ramazan bayramı tam kapanmaya denk geldi. Ancak bayram tatlısız olmaz. Tatlıcılar da hem tatlı siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor hem de hummalı bir şekilde yoğun mesaisine devam ediyor. Burma kadayıfımız zaten özgü bir tatlımız. Yıllardır sofralarda hem cevizlisi uygun,
fıstıklı çeşitleri biraz daha pahalı. Kademe olarak pahalı. 70 liradan başlıyor. En düşük fıstıklı kadayıfımız 70'ten başlıyor. Ta 120 milyon, 150 milyona kadar tatlı çeşitlerimiz var. Ama genel tatlı tercihimiz şeydir. Cevizli baklava. Ne kadar kilogram fiyatı? 50 TL efendim. Geçen sene de zaten arada fazla bir fark yoktu. Yaklaşık bir 5 lira bir fark oldu. Şu cevizli baklavamız, aynı zamanda cevizli kadayıfımız fiyat olarak 50 TL. Fıstıklı ürünler var 70 TL. Diğer özel baklava, dolanger, şöbiyet çeşitler 80 TL. Soğuk baklava çeşitlerimiz var. Cevizi 70, fıstıklı 85. Şöyle kaymaklı kadayıfımız var. Günlük tüketilebilen bir tatlı. Kilosu 30 lira. Tulumba vardı 20 TL kalmadı. Yoğun bir sipariş şeyimiz olduğundan dolayı inşallah da kazasız belasız müşterilerimize teslim şeyini yaparız. Bazen kurye ile bazen telefonla siparişler hızlı bir şekilde tatlı severlere ulaştırılıyor. Tatlı vazgeçilmez bir lezzettir. Kepek kapatma da olsa, sokağa çıkma yasağı da olsa sofralarda vazgeçilmez bir lezzettir. Lezzeti de sofraya gelmese müşterilerimiz biz taşırız sofralarına. Hastanede olsa da hastaneye götürürüz. Biz her zaman her yerdeyiz. Murat Usta ailesi olarak 26 yıldır Elazığ'dan gerçekten gururla hizmet verdiğimiz bu başarının verimini alıyoruz. Müşterilerimiz de bizi tercih ettiği için ne kadar çetin süreçten geçmiş olsak da gelmeyen müşterilerimize evlerine götürüyoruz. Artı yakın mesafede sağ olsunlar biraz esneklik gösterdiler. Yakın mesafede gelip tatlarını alabiliyorlar. O yönden de onun yoğunluğunu ister istemez yaşıyoruz. Bayram tatlısız olmaz diyenler de soluğu tatlıcılarda aldı. Tatlı almaya geldiniz. Evet. Hangisi oldu tercihiniz peki? Yani Murat Usta sürekli her zaman tercihimiz. Güzel taze yapıyorlar. Biz de o zaman sürekli her bayram tercih ediyoruz kendilerini. Bu bayram biraz pandemi dolayısıyla tepsi falan şey yapamadı. Gel git olmadığından dolayı böyle kilo bazını alıyoruz mecburen. Kendi aramızda yememiz için. Evet, tatlı almaya geldik. Çok şükür yine Murat Usta eskilerden beri yine devam ediyor. İşte yine mecbur yine geldik. İşte tatlı almaya geldik. Hangisinden aldınız? Fiyatlar ne durumda? Fiyatları iyidir, normaldir. Cevizli aldım, fıstıklı aldım. Cevizli 50 milyon, fıstıklı 70 milyon, 60 milyon. Yani şeye göre değişiyor. Tam kapan var ama tatlıdan vazgeçmiyoruz yine. Evet, geçmiyoruz tatlıdan. Ama gelmek mecburiyete kaldım yani. Sırf tatlı için? Sırf tatlı için geldim. Yani yasak olduğundan beri ilk defadır geliyorum. Bu da bugün tatlı için gelmişim. Tam kapanma döneminde tatlıcıların bayram mesaisi önceki yıllara göre durgunluk gösterse de tatlıcılar mesaiye devam ediyor. Koronavirüs mü deriz, korona belası mı deriz, İsrail belası mı deriz, bunlardan bir an önce kurtulmasını Yüce Mevla'dan bu güzel günde, güzel şeyde herkesin dua ederek veyahut da destek vererek bu tür belalardan kurtulmamızı temenni etmesi dileğiyle hayırlı bayramlar dileriz öncelikle bütün İslam alemine. Tabii diğer bayramlarla kıyasladığımız zaman yoğunluk %60 şeylerini etkiliyor. Ama tatlıcılarla tek olmaz ki. Milyonlarca esnafımız kapalı. Bizim tek iş yapmamız bir şeyi ifade etmez. Onun burukluğunu da yaşıyoruz yani. Elfet, Elazığlı yazarımız Ahmet Kabaklı tarafından kaleme alınan Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy kitaplarından 2000 adedini öğrencilere dağıtmak üzere Elazığ valisi Erkay Yırak'a teslim etti. Çünkü bizim millet olarak, insanlık olarak kurtulmuşluğumuz bu şekilde. Elazığ Dernekler Federasyonu, Elazığlı yazarımız Ahmet Kabaklı tarafından kaleme alınan Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy kitaplarından 2000 adet Vali Erkay Yırık'a takdim etti. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Faik İçmeli ve çok kıymetli, saygıdeğer hemşehrilerimiz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir ziyaretleri olmuştu. O günde kendisi bahsetmişti. Elazığ Dernekler Federasyonu Elfet olarak Yunus Emre, ünlü mutasavvıfımız, Allah rahmet eylesin ve
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy adlarına Ahmet Kabaklı hemşerimiz tarafından yazılan kitapları çoğaltmak suretiyle, bastırmak suretiyle toplamda 2000 adet kitabı valimize tevdi ettiler. Bunları inşallah çocuklarımızla, gençlerimizle, insanlarımızla buluşacak ve bizim hümanizmi, insan sevgisini, tüm milleti, mağduru, mazlumu kucaklamayı öğreten bu öğretileri okumak suretiyle bu milletin mirasına da tekrar sahip olmuş olacaklar. Yunus Emre UNESCO tarafından anılacak kişiler arasında belirlenmiş durumda 2021 tarihi itibariyle. Ve yine 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 2021 yılını Mehmet Akif Ersoy ve Türkçe yılı ilan etti. Buradan da hareketle milli şairimizin tüm fikirlerini, düşüncelerini, hayata bakışını, vatan, millet sevgisini anlatan, tüm ruhunu çocuklarımıza öğreten bu büyük eserle birlikte çocuklarımız da aydınlanmış olacaklar. Elazığ Turizm ve Kültür Derneği Başkanı ve Erfet üyesi Ahmet Bulut, kitaplardan 2000 adetinin Elazığ'daki öğrencilere dağıtılacağını kaydetti. Bizim Elfet Federasyonumuz da buradan hareketle Elazığ'ın şairlerinden Şehrül Muharrir'in Ahmet Kabaklı'nın yıllar önce yazmış olduğu Yunus Emre ve Mehmet Akif kitapları yeniden bastırılarak Elazığ halkının ve Türk halkının hizmetine sunuldu. Bunlardan biner adet Sayın Elfet Başkanı Faik İçmele tarafından Sayın Valimize gönderildi. Sayın Valimizin de kitaba olan düşkünlüğünü biliyoruz. Gittiği yerde çocuklara kitap dağıttığını biliyoruz. Bu kitapların dağıtımını da bizzat kendisi üstlenmiş oldu. Hüdapar İl Teşkilatı tarafından İsrail Devleti'nin Filistin'e yaptığı hain saldırı protesto edildi. İsrail Devleti'nin Kudüs'e yönelik saldırıları devam ederken Türkiye'de tek yürek Filistin halkının yanında yer almaya devam ediyor. Hüda Parti İl Teşkilatı da Ahmet Aytar Meydanı'nda bir araya gelerek saldırıları kınadı. Allahu Ekber! Kudüs bizim onurumuzdur! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Yapılan saldırıları kınadıklarını ifade eden Hüda Parti İl Başkanı Yasin Kavaklı, "Vahşet hiçbir zaman durmadı ve maalesef halen devam ediyor." ifadelerine yer verdi. Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze, Filistin, dehşetin, vahşetin yaşandığı mübarek mekanlar. 80 ile yakındır Siyonist, gasıp bir grubun saldırısıyla karşı karşıya kalan İslam beldeleri. Yine bir Ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Bu sefer hedefte Mescid-i Aksa'nın yanında Şeyh Cerrah vardı. Adını Kudüs komutanı Selahaddin Eyyubi'nin tabibi Hüsamettin Cerrahi'nin isminden alan Cerrah Mahallesi. 1948'den bu yana Filistinlileri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden işgalcilerin bu mahalleye yönelik işgal eylemi Ramazan ayında da durmadı. Topyekün işgalin bir parçası olarak Mescid-i Aksa'ya komşu olan Şeyh Cerrah Mahallesi'nin sahibi ve sakinleri olan Müslümanlar evlerinden zorla çıkartılarak onları yerine Yahudiler yerleştirilmektedir. Şeyh Cerrah, Beyt Hanun, Cenin, her yerde işgal, her yerde katliam, her yerde vahşet, hiçbir zaman durmadı. Ve maalesef halen devam ediyor. Kahrolsun İsrail! Dün olduğu gibi bugün de uluslararası toplumun Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden ve Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ses bombalarıyla ve zor kullanarak saldıran Siyonistlere çağrıdan öteye geçmeyen tepkiler vahşeti durduramayacaktır. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların
Siyonist zalimlere karşı sadra şifa pratiklerin olmadığı ortadadır. Protesto gösterisi dualarla son buldu. Kudüs'te senin Mescid-i Aksa'nı koruyan kardeşlerimize yardım et. Onları yardımsız ve desteksiz bırakma. Bizleri onlara karşı kör ve sağırlardan eyleme. Siyonistlerin sonlarını getirecek bir gayret ve azim ver. Bizleri Kudüs'ü kurtarmak için çalışan müminlerden eyle. Değerli izleyenler, Elazığ'da koruma altındaki salep bitkisini toplayan 5 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yaptıkları çalışma sonucunda 5 kişinin Diyarbakır'dan gelerek Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanı toplayacağı bilgisine ulaştı. Ekipler düzenledikleri operasyonla şüphelileri salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda topladıkları 18 kilogram salep soğanı muhafaza edilmek üzere Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. 5 şüpheliye salep soğanı toplamaktan 402.325 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 17.345 lira olmak üzere toplam 419.570 lira ceza kesildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde pandemide yoğun mesai harcayan hemşirelerin günü kutlandı. 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi tarafından görevleri başındaki hemşireler ziyaret edildi. Hemşireler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Hoş hemşireler olun. Gününüz kutlu olsun hemşire. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Birimleri tek tek gezen idareciler hemşirelere çiçek vererek günlerini kutladı. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemşireler gününüzü kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah sağlıkla. Nice hemşireler günü kutlamaya inşallah. Hep beraber. Hemşirelerin özellikle pandemi sürecinde büyük fedakarlık göstererek yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Murat Gönen, sağlık çalışanları ve hemşirelerin özel desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti. 12 Mayıs günü yıllardan beri Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi olarak Hemşireler Günü'nde arkadaşlarımızı yalnız bırakmadık. Bugün arkadaşlarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık hep beraber. Başhemşire Hanım, başhemşirelerimiz arkadaşlarımızla beraber. Hemşirelik mesleği çok ulvi bir meslek arkadaşlar. Hastalara sadece ilaç vermek değil, tansiyon ölçmek değil, hastaların acılarını dindirmeye çalışmak, hastalara şefkatle dokunmak. Bu yüzden hemşire arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Onların gününü kutluyoruz, başarılar diliyoruz. Başhemşire Nurcan İnci ise bu özel ve anlamlı günümüzde başhekimliğimiz olarak bizi yalnız bırakmayıp bizimle birlikte günümüzü kutlamaya gelen tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum dedi. Bu özel ve anlamlı günümüzde başhekimliğimiz olarak bizi yalnız bırakmayıp bizimle birlikte hemşirelerimizin hemşirelik günü kutlamaya gelen Sayın Hocam Murat Gönen'e çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım adına, meslektaşlarım adına. Bu yıl biliyorsunuz pandemi sürecinden dolayı arkadaşlar oldukça hep birlikte yorulduk. Bu bir ekip işi arkadaşlar. Başhekimlik, başhemşirelik, diğer destek hizmetler. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yönetimi Hemşireler Günü dolayısıyla hemşirelere çiçek takdim etti. 12 Mayıs Hemşireler Haftası münasebetiyle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi yönetimi hemşirelerini unutmadı. Başhekim yardımcısı uzman doktor Nefsun Pıhtılı Taş ve kurum yöneticileri tüm hizmet alanlarındaki hemşirelerle bir araya gelerek bu özel günlerini kutladı. Yaşanan pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı hemşirelere teşekkürlerini ileten yöneticiler hemşirelere bir de çiçek takdim etti. Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Pandeminin en önde gelen savaşçılarından olan hemşirelerin pandemi sürecinde zorlu bir mücadele verdiklerini söyleyen Türk Hemşireler Derneği Başkanı Özen Kanşıkoğlu taleplerini dile getirdi. Türk Hemşireler Derneği Başkanı Özen Kanşıkoğlu 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada pandemi sürecinde hemşirelerin yaşadığı sorunlara değindi.
Şıkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü 2020'de olduğu gibi tüm dünyaya etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin gölgesinde yaşıyoruz. Salgın sürecinde bütün sektörlerin yükünde artış olmakla birlikte en büyük yük sağlık sektörünün üzerine düşmüştür. Mesleki, ekonomik ve sosyal sorunları bir kenara bırakıp gerektiğinde her zamankinden daha fazla canlarını ortaya koyarak toplumumuzun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden meslektaşlarımızı tebrik ediyor. Bu zor şartlarda çok daha anlamlı olan Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyoruz dedi. Şıkoğlu ayrıca açıklamasında toplumun sağlığının korunması, nitelikli ve güvenli sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli şartları da şöyle sıraladı. Toplumun sağlığı için yeterli sayıda hemşire iş gücünün sağlanması, hemşirelerin görev yetki ve sorumluluklarını hemşire olmayan sağlık çalışanlarına açan uygulamaların bir an önce sonlandırılması, hemşirelerin hemşirelik yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda çalışması, çalışma ortamlarının baskı ve şiddetten acilen arındırılması, 3600 ek gösterge, fiili hizmet, adil maaş, iş sağlığı ve güvenliği haklarını içeren özlük hakları düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, COVID-19'un illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının şehit kabul edilmesi, iş güvencesiz 4B ve 4C çalışma kadrolarının 4A kapsamına alınması, üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar yapılması ve hemşirelerin karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması gerekmektedir denildi. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. İftara dakikalar kala meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı. Öte yandan merkeze bağlı Sarı Çubuk Köyü yolunda cip takla attı. Bir ağır, üç kişi yaralandı. Sıklıkla kazaların yaşandığı Necmettin Erbakan Bulvarı bir kişiyi daha hayattan kopardı. Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Hasan Hüseyin K. yönetimindeki 23AL145 plakalı araç, Necmettin Erbakan Bulvarı'ndan aşağı doğru indiği sırada yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaza yapan aracın içerisinde bulunan Firdevs Kağan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan araç sürücüsü Hasan Hüseyin K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan merkeze bağlı Sarı Çubuk Köyü yolunda 23 plakalı Chevrolet marka Jeep, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada cipte bulunan 3 kişi yaralandı, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Biri ağır, 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı. Enerji Bakanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü çalışanlarından hemşehrimiz Nurettin Kucum'un oğlu 26 yaşındaki Enes Kucum. Lösemiye yenik düştü değerli izleyenler. Genç yaşında hayata gözlerini kapayan Kucum, Vişneli Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Enerji Bakanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü çalışanlarından hemşehrimiz Nurettin Kucum'un oğlu 26 yaşındaki Enes Kucum hayatını kaybetti. Uzun süre önce lösemi tanısı konulan ve verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Enes Kucum, Tunceli'nin Çemişgezeki ilçesine bağlı Vişneli Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aile taziyeleri telefonla kabul edecek. Medya grubumuz olarak Enes Kucum'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Genç yaşında lösemiye yenik düşen polis memuru Enes Kucum'un vefatı arkadaşlarını derinden üzdü.
Hücumun arkadaşları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğü görevini yapan Fikret Türkmen hayatını kaybetti. Merhum Türkmen, İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fırat Elektrik Dağıtım Müdürlüğü görevini yapan Fikret Türkmen hayatını kaybetti. 47 yaşında hayatını kaybeden Türkmen için İstanbul'da cenaze namazı kılındı. Merhum Türkmen, kılınan cenaze namazının ardından İstanbul'da aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Aile tazileri telefonla kabul edecek. 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olan Fikret Türkmen, çalışma hayatına memleketi Zonguldak Ereğli'de Erdemir şirketinde başladı. Enerjisa, Aras, EDAŞ'ta çeşitli direktörlük görevlerinde çalışan Türkmen, 2019 yılında Aksa'da yürüttüğü direktörlük görevinin ardından Fırat Elektrik Dağıtım AŞ şirketi müdürlüğüne atandı. 2 yıldır Fırat EDAŞ şirket müdürlüğü görevini yapan Fikret Türkmen, 47 yaşında, evli ve bir çocuk babasıydı. Medya grubumuz olarak merhum Türkmen'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Haberleri izlediniz, az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, sezonun son müsabakası olan Sivas Belediyespor karşılaşmasındaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Elazığ Spor Kulübü, teknik direktör Cafer Aydın ile kulüp yöneticileri Selami Öztürk ve Mehmet Zafer Yetiş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Sivas Belediyespor'la oynanan sezonun son karşılaşması esnasında ve sonrasında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Elazığ Spor Kulübü Teknik Direktörü Cafer Aydın ile yöneticiler Selami Öztürk ve Mehmet Zafer Yetiş, hakem ve temsilci raporları neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. TFF Hukuk Müşavirliği'nin incelemeleri sonrasında PFDK'ya sevk edilen Elazığ Spor dosyasında Tetiş Yapı Elazığ Spor Kulübü'nün 8 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Tetiş Yapı Elazığ Spor Sivas Belediyespor misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesiyle COVID-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, Tetiş Yapı Elazığ Spor Kulübü İdarecisi Selami Öztürk'ün aynı müsabakadaki hakaretleri nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Tetiş Yapı Elazığ Spor Kulübü İdarecisi Mehmet Zafer Yetiş'in aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Tetiş Yapı Elazığ Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Cafer Aydın'ın aynı müsabakadaki hakaretleri nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 9 Mayıs 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Görüşlerine yer verildi. Süper Lig'de Denizli Spor'un ardından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Ankara Gücü takımları ligin bitimine bir hafta kala küme düştüler. Süper Lig'den düşecek son takım Gençlerbirliği veya Kayseri Spor takımlarından biri olacak. Süper Lig'de heyecan doruk noktasına ulaşırken liderliğini uzun süre puan farkıyla devam ettiren Beşiktaş, son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluğun diğer iddialı takımlarından Galatasaray ile arasındaki farkın kapanmasına neden oldu. 81 puanı olan Beşiktaş ve Galatasaray son haftaya eşit puanlarla girerlerken,
Tıpkı TFF Birinci Lig'de olduğu gibi Süper Lig'de de şampiyonluk muhtemelen averajla belirlenmiş olacak. Öte yandan Salı günü oynanan karşılaşmalar sonucunda MKE Ankara Gücü ve Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor takımları da Denizli Spor'un ardından Süper Lig'e veda eden takımlar oldular. Süper Lig'den düşecek son takım ise Gençler Birliği veya Kayseri Spor takımlarından biri olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, birinci lig, playoff, yarı final, final maç programlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, birinci lig, playoff, yarı final ve final maç programında değişiklik yapıldığını duyurdu. Daha önce 16 ve 17 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan TFF birinci lig, playoff, yarı final ilk karşılaşmaları 17 ve 18 Mayıs'ta, 21 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan rövanş karşılaşmaları ise 22 Mayıs'ta oynanacak. TFF final müsabakasını ise 26 Mayıs çarşamba günü belirledi. TFF birinci lig, playoff finalinin oynanacağı şehir ise daha sonra ilan edilecek. Ve spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın ve iyi bayramlar Elazığ.